Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bendeniz Volkan Yörük, namı değer Volkan abi. Beni en son TRT 1 Toz Kapar Annesi'nde kuklalı bilim adamı olarak gördünüz. Oyuncu ve sunucuyum arkadaşlar. Aynı zamanda Vantuo kukla ve illüzyon gösterileri yapıyorum. Çocuk şarkıları, Volkan abiden eğitici çocuk şarkıları adında albümlerim var arkadaşlar. Bu albümleri de yine YouTube sayfamızdan ücretsiz olarak indirebilir, dinleyebilirsiniz. Peki şu anda burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Pandemi süresince biliyorsunuz bütün setler, diziler falan kapanınca ben de eve kapandım. Bu süreçte de dedim ki kendimi geliştireyim, iyi, gene bir şeyler yapayım, bir faydam olsun bu insanlara dedim. Ve oyunlara girdik arkadaşlar. Oyun ve eğitim olarak sayfamızı değiştirdik. YouTube sayfamızda bundan böyle oyun ve eğitimlerden bahsedeceğiz. Bu eğitimler oyunculuk eğitimleri olacak. Yani dizi oyunculuğu, reklam oyunculuğu, televizyon oyunculuğu. Aynı zamanda da yine bilgilerimizden faydalanarak sizlere kukla, efendime söyleyeyim, görsel sanatlar, temaşa, bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Görüntü, montaj programları, ses programları ilgili videolarımızda yine eğitim sayfamızda mevcut. Kukla TV köşemizde yine 12 yaşından küçük çocuklarımız için inanılmaz eğlenceli bir köşe olacak. Burada da şimdi oyunları tanıtacağız arkadaşlar. Valorant oyunuyla başlıyoruz. Valorant oyununda Vandal ve Phantom arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Yeni set, bu harika set. Çapraşık alemler setinden bahsedeceğiz. Bu setten ben sizin için sırf Vandal'ı göstermek adına aldım. Bakalım Vandal'la Phantom arasında ne gibi farklar var? Çapraşık alemler setindeki bu skinler ne kadar oyuncuyu etkiliyor ya da genel anlamda skinler, aldığımız o görsellikler oyunda bizi etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Bunları konuşacağız. Vandal'la Phantom arasındaki farkları konuşacağız. Mesafe ayrımlarını yapacağız. Nasıl ateş etmeliyiz? Ateş ederken nasıl bir ritim yakalamalıyız? Size bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Tabii ki el alışkanlığı bu zamanla oturacak bir şey. Ama o kulaktaki sesi eğer alıştırabilirsek o sizi daha hızlı ilerlemeye teşvik edecek diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz hem seti inceleyelim, fiyatına bakalım, özelliklerine bakalım. Hem de Vandal'la Phantom arasındaki farkları konuşalım ve biraz atış talimi yapalım. Sizlere Vandal'ı nasıl kullanırız? Genel anlamda Vandal'ı, yani skinli ya da skinsiz olması, süslü ya da süssüz olması hiç önemli değil. Silahın kullanımı aynı, özellikler aynı ama tabii ki böyle süslemeler olunca biz biraz daha motive oluyoruz. Biraz daha rahat ve güzel oynuyoruz. Öyle düşünüyorum. İsterseniz yine videomuza geçelim. Bakalım videomuzda biz bu farkları ve bu özellikleri nasıl anlattık? Çapraşık Alemler seti, buyurun sizlerle. Evet arkadaşlar, poligona geldik. Ben Raze'i seçtim ama sizler yine F2'ye basarak buradan ajanları değiştirebiliyorsunuz. Ben Raze'le size göstermek istiyorum nasıl oynandığı konusunda. Kafada soru işareti kalmasın diye. Şimdi açık alana, poligona gidelim. Bir hedef vurmayı göstereyim önce. Şöyle yapalım. Evet, silahımız bu arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şöyle yakından bakacak olursak şöyle biraz daha siyah bir yerde bakalım. Yani renk değiştiriyor. İçinde böyle bir görsel resim var. Sağa sola gittiğinizde de o resim yukarı aşağı kayıyor. Onun dışında da yani aynı standart Vandal, yani öyle böyle skin aldığınızda silah bir özellik gelmiyor, yani aynı şekilde kullanılıyor. Normal Vandal'ı nasıl kullanıyorsunuz? O şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi bir denemesini yapacağız. Standart Vandal uygulamasını anlatacağım. Aynı zamanda da bu skin'in insanlara karşı böyle bir gaza getirme özelliği var arkadaşlar. Yani bu yeni olduğu için biraz da onun esprisi var ama görsel olarak oldukça güzel yani. Şöyle bir de yerde bakalım. Yere atıyorum. Evet, yerde durmuyor bak. Evet, şöyle geçeyim. Eğilelim bakalım. Yani yerde o kadar da güzel durmuyor yani. Yerde böyle bir şey görürseniz bilin ki, şöyle uzaktan bilin ki bu yeni Vandal. Gidip hemen tak diye alabilirsiniz. Yani atış olarak da her zaman olduğu gibi tek tek atacaksınız. Genelde bu bir basışta 9 mermi standardı var. Ama bu 9 mermiyi geçmemiz lazım. O zaman ne oluyor? Bakın. Hop, yukarıya doğru dağ taşa gidiyor, aya gidiyor. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tık 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 tık. Melodi bu. Tık 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 tık.
Böyle yaptığınız zaman bakın görüyorsunuz her bütün mermiler aynı noktaya gidiyor. Örnek olarak sıfır ortadan vuracak olursak bakın şimdi şöyle ayarlıyoruz. Eğer bunu basılı tutsaydım sıfırın dışına çıkacaktı. Bu Van eskisi bu. Hep aynı yere gider mermi. Ama şöyle ares gibi yaparsanız ne yazık ki yukarı doğru gider. Şimdi bu fantomda da aşağı yukarı aynı şey. Fantomda bak. Yukarı gidiyor. Yukarıya doğru daire çiziyor. Fantomda da tırırıt, tık 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 gibi bir melodi var. Yani şeye Vandal'a göre birazcık daha yavaş. Dırırıt 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 gibi. Yani bu kulağınız alışsın çünkü el alışkanlığı çok zor arkadaşlar. Bir de sağa sola giderken tık durmanız lazım. Tık durmanız lazım. Tık durmanız lazım atış için. Tık. Merminin düz gitmesini istiyorsanız. Tık. Bunu hızlı yaptığınız zaman şöyle. Gördüğünüz üzere bak arada ben de kaçırdım. Dümdüz gider. Aynı noktaya gider. Vandal'dayı da yine tık 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 o melodiyi kafanıza oturtturun. Çünkü melodiyle anlatıyorum. Çünkü bu el alışkanlığı uzun süre oturması gereken bir şey. Şöyle tık. Tık. Şurayı geçmeyelim mesela. Gene arada geçiyor. O melodiyi çok iyi yakalamamız lazım. Tık 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 tık. Sağa sola giderken de görüyor musunuz? Bir de canlı hedef üzerinde deneyelim. Silah olarak da çapraşık alemler yani ben tavsiye ediyorum. Oldukça başarılı diğer silahlar gibi ama ben Oni'yi daha çok tercih ediyorum. Hellboy onu bekliyorum. O geldiğinde onu da alacağım. Kullanırken de mesela o bayağı havalı oluyor. Bir başlatalım bakalım. Hadi bakalım. Tık 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 tık. Tık tık. Tık tık. Tık tık. Kafaya. Kafaya, 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 kafaya. Yani bu, bak melodiyi kaçırdığım anda vuramıyorum. Tık tık, tık tık. Alıştırma yapalım. Alıştırma da göstereyim. Bak şimdi kafaya nişan aldığınız zaman tek atış. Tek atış. Tek. 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 Gövdeye atış gövdeye nişan aldığımız zaman tık 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 tık. Görüyor musun? Ölmüyor mesela. Niye? Çünkü tık 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 yapacağız. Bak, ölmüyor. Neden tık tık yaptık? Çünkü tık 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 yapmamız lazım. Bakalım. Tık. Gördünüz mü? Ama genelde kafaya alışırsanız kafa işi çok daha kolay melodi gibi. Tık yapıyorsunuz, tık yapıyorsunuz. Kafada daha kolay. Yani gövdeden çok kafa çalışın. Kafa çalışırsınız arkadaşlar. Çok daha rahat oynarsınız. Bunu niye vuramadım? Bu olaya da şunu tık. Tık.
Şunu çalışmanız lazım. Sağa giderken, sola giderken durmanız lazım. Durmanız lazım. Durmanız lazım. Ama dediğim gibi direkt kafa çalışırsınız. Kafa olayı tek attığı için, ki Phantom da tek atar. Phantom'un mesafe sıkıntısı var, 20-25 metre. Ama Vandal'da mesafe daha da uzun olduğu için daha çok tercih edilir. Yoksa Phantom'a yine kafaya tek atılabilir. Yani öyle bir algı var. Sanki sadece Vandal'da kafaya tek atılıyormuş da Phantom'da atılmıyormuş gibi bir izlenim var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Vandal'ın tercih edilmesinin tek nedeni mesafenin uzun olması. Çünkü bazı haritalarda biliyorsunuz mesafe uzuyor arkadaşlar. Yani yeni harita, mesela Viris haritasında oldukça uzun mesafeler var. Genelde orada Euro, Omen, Race tarzında oyuncular tercih ediliyor. Uzun mesafede hem bomba atıyor, Omen ışınlanıyor, Euro kendini oradan oraya atabiliyor falan filan. Şimdi o haritalarda özellikle Vandal özellikle tercih ediliyor. Çünkü dediğim gibi mesafe olarak buradaki arkadaşını kafasından vurabilirsiniz. Ama Phantom'da mesela bu mesafeyi şöyle şuraya aldığınız zaman, mesela 20 metre mesafeyi geçtiğimiz zaman arkadaşlar, Phantom'da şunu zor yaparsınız. Tabii biraz el alışkanlığım var da, yani ondan direkt kafa atıyorum, alıyor. Ama dediğim gibi sizi biraz zorlayabilir. Özellikle yeni başlayanlara. Bak, ben uzaktan şuraya kadar geldiğimde bile, hani ben şu an sıfır noktasındayım. Burası bir 30 metre vardır ama genelde burada mesela kafa zor. Arkaya doğru zor. Yine de kafaya tek atmaya çalışıyorum. Belki de şimdi vuruyorum ama patlamıyor. Çünkü Phantom'un bu şeyi var. Ama dediğim gibi Vandal olsa, Vandal'da uzun mesafe çok daha rahat. Bakın, hiç dürbün açmadan tek atıyorum. Melodi. Şu melodiyi yakalamamız lazım. Melodiyi yakalayamazsak vuramıyoruz, gördüğünüz üzere. Tık 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 tık. Phantom'da da tık 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 tık. Yani bunu ayırt ettiğiniz zaman ciddi anlamda bu işi çözersiniz. Bunu da böyle atıp grafiti yapabilirsiniz duvarlara. Ben çok seviyorum. Bazen böyle atıyorum. Bak, duvarda böyle bir resim çıkıyor. Güzel bir grafiti çıkıyor. Silah olarak da çapraşık alemler setini, yani ben olağanüstü beğenmedim. Neden beğenmedim? Çünkü çok cafcaflı. Çok cafcaflı olduğu için de yani insanın dikkatini çekiyor. Ama alıyorsunuz. İşte biz şimdi daha yeni aldığınız zaman böyle oynarken falan böyle devamlı silahtaki resime bakıyorsunuz. Renklere bakıyorsunuz. Böyle değişiyor çünkü, bakın renkler. Bir de karaktere göre de renkler değişiyor. Bakın, yeşil oldu. Gidiyorum, mavi oluyor. Burada açık beyaz, pembe gibi bir şey oluyor. Yani ortama göre değişen bir rengi var. Bir de karaktere göre değişiyor bu Vandal'ın renkleri. Haberiniz olsun. Yani bu çapraşık alemler setinin bak, burada da ortama ayak uyduruyor. Mavi oluyor. Böyle geliyorum, hafif yeşil. Şöyle geliyorum, böyle bir yeşil mavi arası. Işığa göre rengi değişiyor. Mesela açık alana çıkıyorum. Açık alanda yemyeşil oluyor. Kapalı alana, gölge bir alana giriyorum mesela. Gölgeye de yeşil. Bakın, şimdi buraya geleceğim, mavi. Yani güzel yapmışlar, farklı düşünmüşler. Görsel olarak güzel. Ama sen ne yapıyorsun? Kafasına kaynak yaptık. Yani kullanım olarak zaten standart Vandal. Şu olayı çalışacaksınız arkadaşlar. El alışkanlığı. Bu çok önemli. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. Dur. Yani şu durma işi çok önemli. Bakın. Böyle gidiyorsunuz. Tam o sırada şurada adam var. Durdunuz, sıktınız. Şu
kasanın adam olduğunu varsayalım. Gördüğünüz üzere yani şunu durdurmazsanız, şöyle yaparsanız, bak dağa taşa gidiyor. Bak nerelere gidiyor. Ama şunu yaparsanız, yani bu melodiyi yakalamanız lazım. Kulağınızın şu melodiye, şu melodiye alışması lazım. Phantom için de son kez tekrarlıyorum. Şu melodisi bu. Yani Phantom'da bir 5 mermi falan sıkabilirsiniz. 5-6. Sonrası bunun standardı 9'dur ama onu söyleyeyim. Ama Vandal'da 3 mermiyi geçmeyecek abi. Onun için bu şekilde sıkmanız lazım. Ya şu 0 nokta yaparsak. Üç mermi at, dur yani şu. Üç mermiyi geçmeyecek bastığınızda, tık 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 tık. Ama standardı 9 mermi. Tabii o 9 mermi içinde joystick'i aşağı biraz çekmeniz lazım. O da yine el alışkanlığı, yani şöyle. Sıkarken mermiyi de joystick'i hafif aşağı doğru çekiyorum. Yukarı gitmeye zorluyor. Ben böyle aşağı çekiyorum. O şekilde de seri sıkabilirsiniz. Bu da yine el alışkanlığı. Bakın hepsi aynı yerde mermilerin, görüyorsunuz. Ama joystick'i aşağı çekmezsem şurada yapalım. O mermiler yok olana kadar. Yukarı doğru gidiyor, görüyorsunuz. Maşallah resim yapıyor, resim ağaç çizdi. Ama dediğim gibi bunu sıkarken joystick'i de aşağı doğru. Aşağı yukarı bir adam. Böyle vücudunu düşünürseniz direkt darma duman edersiniz. Ama benim nacizane tavsiyem kafa olarak çalışmanız. Yani direkt kafaya tak 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 bu şekilde yapabilirsiniz. Silah olarak da dediğim gibi güzel bir silah. Alışmanız gerekiyor. Yeni aldığınızda gözünüz takılıyor. Biraz sıkıntı çünkü çok süslü bir silah. Çok havalı bir silah. Ama belli bir süre geçtikten sonra gözünüz de alışıyor silah. O zaman artık çok dikkatinizi de dağıtmıyor. Oldukça güzel oluyor. Tek sıkıntı bu skinlerde aldığınız zaman oyunda oynayamamanız. Çünkü hemen görüyorlar. Abi atsana, abi atsana, atıyorsun. Abi atsana, abi atsana diyorlar. Tekrar atıyorsun. Abi atsana, atıyorsun, atıyorsun, atıyorsun. Yani devamlı bir silah al ver. Böyle bir shopping dükkanı gibi çalışıyorsunuz. O sıkıntısı var ama bence verin yani. Siz her zaman oynarsınız. Adamlar da denesin. Belki onlar da deniyor, denemek istiyorlar. Test sürüşü yapmak istiyorlar. Hoşlarına giderse de almak istiyorlar. Nacizane tavsiyem bu konuda sıkıntı yaratmayın. Bir de buradan Valorant yetkililerine sesleniyorum. Abi elektrik kesiliyor, internet kesiliyor, anladınız mı? Yani bu biz o %100 teknolojinin olduğu bir ülkede yaşamıyoruz. Yani bizde kesintiler oluyor. Yani elektrik kesildiği zaman 7 gün ceza veriyorsunuz. Yani adam AFK kalmaktan, ama adam aslında AFK kalmıyor. Adamın elektriği kesiliyor ya da interneti kesiliyor. Şimdi bu AFK işini oyun sırasında AFK kalıyor, tık kes, tık kes. Yani bunu böyle yapılmaması lazım. Mesela adam 5 oyunda, 6 oyunda AFK kalırsa yapın. Ama adam bir oyunda elektrik kesiliyor, adama 7 gün ceza veriyorsunuz ki keza bunlardan bir tanesi de benim. 2 kere bu cezayı aldım. Ve yani çok saçma. Ya inanılmaz saçma. Açık konuşayım. Yani bu ceza süresi 7 gün. Bir kere daha şimdi elektriğim kesilse belki 1 ay, 2 ay ceza. Ondan sonra ban yiyorsunuz mesela. Yani bu aldığınız silahların paraları da boşa gidiyor. Yani hesabınız yanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bunu lütfen bir çözelim ya arkadaşlar. Yani ben gerekiyorsa Riot'a da mail atmayı düşünüyorum. Sizler de bu konuda mail atın. Yani AFK, bir oyunda AFK kaldığı zaman bir adama 7 gün ceza veremezsiniz ya. Bu çok abartılı yani. Abartılı. Oyunun içinde bir el AFK kalan adama, 10 dakika ceza veriyorsunuz mesela. Çok
Yani inanılmaz uçuk. Bunlar inanılmaz uçuk örnekler. Yani adam o anda affedersiniz tuvaleti geldi. O anda kapı çaldı, kapıyı açmaya gitti. Adam tak 10 dakika bekliyor oyun açılsın diye. Yani bu şekilde çok samimiyetle söylüyorum, iyi niyetle söylüyorum. Abone sayıları düşer diye düşünüyorum. Yani çünkü sıkıntılı bir şey yani. Oynayan insan için de sıkıntılı, oradaki insanlar için de sıkıntılı. Yani ciddi anlamda bu adam 6-7 oyunda AFK kalıyorsa, gıcıklık yapıyorsa tamam eyvallah keza. 7 gün ceza ver, istiyorsan 1 ay ceza. Ama adam bir oyun açmış, tak interneti kesilmiş ya da elektriği kesilmiş, adama 7 gün ceza, 1 ay ceza, bilmiyorum yani bana çok uç geliyor. Yani çok abartı geliyor. Bu konuda eğer inşallah videomuz yetkili mercilere ulaşırsa rica ediyorum bu konuda bir çözüm üretin abicim. Bir çözüm üretin. Çünkü ciddi ciddi ben bu olaydan sıkılmaya başladım. Yani ben yaklaşık 2 aydır Valorant oyuncusuyum. Buraya PUBG'den geldim. Hani güzel bir oyun, güzel bir ortam. Counter Strike ve Half-Life karışımı bir oyun. Fena değil. Bizim çocukluğumuzun oyunu olduğu için güzel, beğendim. Ama bu ceza işi biraz canımı sıkıyor, haberiniz olsun. Yani sizin de canınızı sıkıyorsa lütfen Riot'a İngilizce olarak, hatta Türkçe olarak da mail atabilirsiniz. Onlar çevirirler, translate yaparlar. Yani bu ceza işini bir çözüme ulaştırmak gerekiyor yani. Gerekiyorsa Türkiye temsilcilerine de mail atarız. Bilemedim şu an ama bu AFK işine gerçekten kızıyorum. Bir de oyunlarda arkadaşlar, üzülerek söylüyorum bunu da. O üzülerek söylüyorum. Küfür etme alışkanlığı çıkmış kızlar için, erkekler için, hepsi için aynı şey. Ve bu da beni çok üzüyor ve rahatsız ediyor. Yani bu oyunda buraya gelen insanların birbirini tanımıyorsunuz. Belki oyundan sonra hiçbir zaman görüşmeyeceksiniz ama. Yani insanlara kötü davranmayın, kaba davranmayın. Yani küfür etmeyi bırak, kaba davranmayın. Ama bu oyuna gelenlerin çoğu böyle bir, ne diyelim yani, bu kuşak diye bir isim kuşaklandırıyorlar. Yani bilmem ne kuşağı diye, ben onu söylemeyeceğim. Yani öyle bir ayrım yapmayalım. Yani bu kuşak böyle. Yok abi öyle bir şey yok. Bu edep, bu haya, kuşakla alakası yok. Bu ahlakla ilgili bir şey, yetiştirmeyle ilgili bir şey, anne babayla ilgili bir şey, okulla ilgili bir şey. Rica ediyorum. Bu konuda hassas olun. Eğer küfür edenler olursa, denk gelirse, bak ben hep öyle yapıyorum. Bir güzellikle uyarıyorum. Ondan sonra tak bakıyorum ki yapmıyor. Sesini kısıyorum ve raporluyorum. Siz de takıma saygısızlık hareketleriyle diye böyle işaretleyebilirsiniz. Bunu yapan arkadaşlar, bu komik değil. Bakın bu eğlenceli de değil. Bu çok itici. Biz bu değiliz yani. Bu bizim ahlakımız değil. Buraya 7 yaşında çocuk da giriyor. Buraya 40-50 yaşında adam da giriyor. Yani buraya hanımefendiler de giriyor. Yapmayın. Yani bu şekilde bu konuşma tarzı iyi değil yani. Küfür ederek, aa şu oyun ya abi, oyun böyle, hayır abi oyun böyle oynanmaz yani. Oyunun böyle oynandır diye bir şey yok. Ahlaklı bir şekilde, güzel bir şekilde de oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyunculardan da isteğimiz bu. Valorant Team'le ilgili son olarak bir şey söyleyeceğiz. Dediğim gibi Volkan Yürük Team şu anda benim adımı da görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle gösterelim. İsminin başına VYT koyanlar ana takım olacaklar. Yani takımlara alınmış insanlar VYT olacak. VYT ardından da isminizi koyacaksınız. Hashtag kısmına da yine beni ekleyebilirsiniz. Hashtag kısmına da VYT yazan herkesi gruba davet edeceğiz. Hem Discord grubumuza davet edeceğiz, hem de oyuna davet edeceğiz. Oyunlarda odalar oluşturacağız. Beraber maçlar yapacağız, ölüm maçları. Ve bunları videolayacağız, montajlayacağız inşallah. İlerleyen dönemde sizler de birer tane VYT üyesi olmak istiyorsanız, isminizin sonuna, hashtag kısmına, hashtag'ten sonra VYT ekranda görüldüğü üzere VYT yazıp beni eklerseniz ben kabul ediyorum. Ve aynı zamanda açıklama kısmına da yine Instagram ve diğer hesaplarımızı bırakıyoruz. Oradan da takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Hoş kalın, hoşça kalın diyoruz. Bir son böyle çıkmadan, bir mağazamızda gece pazarı diye bir şey var arkadaşlar. Şu en sağda, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada mesela çok pahalı olan ürünleri ucuza alma şansınız da var. Onu söyleyeyim. Böyle bir şey de altyazı olarak geçsin. Ben mesela bu silahı almayı düşünüyordum. Ama 1700 küsür liraydı. 1775 liraymış. Şu an 1153 lira olmuş. Mesela gene mağazada bedava diyeceğimiz bir silah. Bedava diyeceğimiz bir Odin. Flash Odin 647 lira. Yani bu
sanıyorum bir 25-30 lira falan yapıyor. Bu şekilde uygun. Hani abi benim param yetişmiyor. İşte ben skin alamıyorum. İşte oyunda işte şöyle böyle demeyin. Paranızı biriktirin, kumbara yapın ve bu gece pazarından bakın bu silah mesela oldukça tercih edilen, oldukça havalı bir silah alabilirsiniz. Bu da sanıyorum buradaki şeye baktığımda bir 45 lira gibi bir rakam çıkıyor galiba. 1153 VP puanı öyle bir şey yapıyor diye düşünüyorum. Yine bunları da nereden satın alabiliyorsunuz? Trendyol'dan da satın alabilirsiniz. Buradan da satın alabilirsiniz. Bizim hesabımızda para tutuyorum ben. Bu gece pazarına bir Oni gelirse bugün gene yükleme yapacağız. Oni istiyorum. Oni var ya bu arkasında Hellboy gibi şeytan olan silah. Onun fantomunu ya da vandalını çok istiyorum. Onu bekliyorum. Ama bu vitrin olarak vitrinde gördüğümüz şu silahları da açıkçası şu an ben vandalı aldığım için size göstermek için 5.325 lira yazıyor ama onu almadığınızda 7.000 küsür lira çıkıyor. Bu komple takımda bir 400 liraya falan geliyor tahminim. 400 lira gibi bir şey. Arada da ücretsiz olarak şunları alabiliyorsunuz. Şu kuşanıyorsunuz kartları. Bu kartlar paketle ücretsiz. Şu bıçak da yine paketle ücretsiz diye yazıyor. Sadece bıçak 3.550 lira. İlginç bir şey yani. Ama paketin tamamı 7.000 küsür lira ve pakette toplamda galiba 5 parça silah var. Bir bakalım. 1 2 3 4 Evet, 5 parça silah, 2 tane de kuşak var. Şu kart var yani. Kuşanılacak kartlardan var. Bir bıçak var. Bir vandal, bir ghost var. Kart, bir operatör var. Bu bir de herkese göre değişiyor. Bir tane de gardım varmış. Yani bu mesela sizde farklı olabilir. Sizde farklı silahlar olabilir ama genelde en çok tercih edilen Vandal ve Phantom ya da operatör genelde oluyor. Ama diğer silahlar dediğim gibi herkeste farklı olabilir arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. En güzel maçları yine Volkan Yürük Team olarak takım arkadaşlarımızla burada kurduğumuz takımla yakın zamanda çok güzel yayınlar yapmayı da planlıyoruz. Twitch'te Volkan Yürük Team, Volkan Yürük Ofisikul olarak da Instagram ve Twitter'dan her yerden takip edebilirsiniz. Facebook Game TV'de de yine Volkan Yürük Ofisikul olarak yayında olacağız. YouTube sayfamızda da şu an zaten YouTube sayfamızdasınız. Takip ederseniz bu canlı yayınlara ortak olabilirsiniz. Sizler de birer VYT üyesi olmak ve inşallah çekilişlerimizden faydalanmak istiyorsanız lütfen bizleri takip alın. Yakın zamanda inşallah çekilişlerimiz de olacak arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın stüdyoya. Stüdyoya bağlanalım. Evet, teşekkürler Volkan. Evet, oradan buraya bağlandık. Evet arkadaşlar, çapraşık alemler ve fantomla ilgili, yine Vandal'la ilgili bugünlük bu kadarlık eğitim ve anlatım yeter diye düşünüyoruz. Çapraşık alemler gerçekten güzel bir set. Özellikle bıçağı inanılmaz güzel. Sadece bıçağı almak da mantık işi değil yani. 3.000 küsür lira onun yerine komple seti alıp bıçağı da ucuza getirmek var. Bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.